Veteriner hekim okuyor. Niye yazmış? Kediye o da bilmiyor. Kediye falan mı bakacak? Yani. Ya hocam şimdi işte de şu yok. Niye doktora değil mi bu arada? Daha mantıklı. Anılar. Tarımın başkenti olan bir ildeyiz. Türkiye'de yüz ölçümü en büyük il Konya. 40.8 milyon dekarlık bir yüz ölçüme sahip iliz. Bu yüz ölçümümüzün yaklaşık 18.9 milyon dekarlık kısmı da tarım arazisi. Çiftçi kayıt sistemimizde yaklaşık 92 bin çiftçimiz var. Yine 57 bine yakın da TürkVet kaydı olan hayvancılık yapan işletmemiz var. Dolayısıyla her ikisini topladığımız zaman yaklaşık 150 bin adet Tarım Bakanlığımıza kayıtlı hem bitkisel üretim yapan hem de hayvancılık yapan çiftçimiz var. Dolayısıyla bu çiftçilerimize de biz 2023 yılı içerisinde yaklaşık 3.9 milyar TL'lik bir destekleme ödemesi yaptık. Bu çiftçilerimizin tamamı çiftçi kayıt sistemi ve TürkVet'e kayıtlı çiftçilerimiz. Tabii 11 üründe de Türkiye'de birinci sıradayız. Bu 11 üründe en göze çarpan, en önde olan ürünlerimiz buğday, arpa, şeker pancarı, dane mısırı, ayçiçeği, işte patates, yem bitkileri gibi ürünlerimiz en ön planda olan ürünlerimiz. Büyük bir üretim havzası içerisinde 187 adet farklı ürünün yetişiri bir coğrafya, Konya coğrafyası. Dolayısıyla 11 üründe Türkiye birincisi, 12 üründe Türkiye ikincisi, yine diğer 11 üründe de Türkiye üçüncüsü olan bir iliz. Sadece bu bitkisel üretimde 8.4 milyon dekarlık bir mera varlığımız var. Bizim tabii görevimiz sadece desteklemeler değil. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il ve ilçe teşkilatları olarak bizler de hem bakanlığımızın teşviklerini, desteklerini, uygulamalarını anlatmak hem de sahada üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ihtiyaç duyduğu bilgi noktasında tüm teknik elemanlarımızla birlikte sahadayız. Hem ürünlerimizin tohumun toprakla buluşmasından itibaren ürünlerimizin hasat dönemine kadar sürekli teknik elemanlarımızla birlikte sahada kontrollerimizi yapıyoruz. Bu süreçte de biz Ekim döneminden itibaren sürekli STK'larımızla birlikte, ziraat odalarımızla birlikte, oda ve kooperatiflerimizle birlikte sürekli yoğun bir eğitim kampanya dönemi gerçekleştirmiş olduk. Bu eğitimde de hem kendi teknik elemanlarımız hem de ziraat fakültesinden, veteriner hekimliğinden hocalarımızla birlikte sürekli sahada gördüğümüz konularla alakalı sürekli eğitim çalışması yaptık. Yoğun da bir katılım oldu, ilgi de yüksekti. Dolayısıyla eğitim yayım çalışmaları da bizim için oldukça önemli. Çiftçimiz hangi konuda bizden bilgi talebi varsa o konuda eğitim götürmeye çalıştık. Yoğun bir eğitim programı geçirdik kış döneminde. Şu ana kadar yapmış olduğumuz fenolojik gözlemlerde ürün gelişimlerinin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Herhangi bir hastalık belirtisi yok. Çıkışlarımız gayet iyiydi. Şu an ürünlerimizde de kardeşlenme oldu. Gelişim oldukça iyi. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. İnşallah Nisan ayında da Mayıs ayı yağışları bizim için oldukça önemli. Bahar ayı yağışları. O dönemde de beklediğimiz yağışları alabilirsek rekolt olarak geçen seneki rekolteleri yakalayacağız inşallah. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu an. Tüm ülkemiz genelinde olduğu gibi Konya elimizde bu sene kışın istediği yağışı alamadı. Ama yağmur olarak istediğimiz seviyede olmasa da bir yağmur yağışı gerçekleşti. Dolayısıyla ürünlerimize baktığımız zaman da çok şükür herhangi bir sıkıntılı durumla olmadığını görüyoruz. İnşallah Nisan ayı içerisinde veya Mayıs ayı içerisinde gelecek yağışlarla birlikte herhangi bir sıkıntı olmayacak. Geçen seneki rekolteyi yakalamış olacağız. Tabii en önemli konularımızdan bir tanesi de tarımsal üretim planlaması. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz hem hayvancılık hem de bitkisel üretim noktasında tarımsal üretim planlamasına geçtik. Biz ilk olarak hayvancılıkla ilgili 3 yıllık tarımsal üretim planlamamızı gerçekleştirdik. Bu hayvancılık planlamamızda esas şu, tabii Konya ilimiz Türkiye'de toplam 11 il ve 52 ilçede su kıtlığı var. Su sıkıntısı var. Bu 52 ilçenin 19 tanesi Konya'mızda. Dolayısıyla Konya ilimiz su kaynakları yönünden oldukça sıkıntılı bir ilimiz. Dolayısıyla 52 ilçemizin 19 tanesi de Konya'da olunca mutlak surette tarımsal üretim planlamasına uygun hareket etmek gerekiyor. Bu manada biz Tarım Bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın önderliğinde, Tarım Orman Bakanlığımız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün önderliğinde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında tarımsal üretim planlamasına uygun olarak ihtiyaç duyulan, kurak şartlara dayanıklı, stratejik öneme sahip ürünlerin %75'e kadar hibe destekleriyle ilgili tohum destekleri veriyoruz. Ayrıca bu kısıtlı olan su kaynaklarımızın daha düzenli kullanması açısından da yine bitkisel üretim planlamasıyla ilgili biz
tarımsal üretim planlamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu noktada da esas şudur, biz daha az su tüketen, yöneliş şartlarına uygun, ihtiyaç duyulan, bu bölgenin, bu coğrafyanın, bu iklim şartlarına uygun olan bitkilerin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu arz açığı olan ürünlerin yetiştirilmesi noktasında biz de münavebeli bir şekilde kuru tarım arazilerinde üçlü, sulu tarım arazilerinde dörtlü bir şekilde münavebe yaparak hangi ürünlerin ne zaman ekileceğine yönelik bir planlama yapıyoruz. Suyu merkeze alarak kısıtlı olan su kaynaklarının daha düzenli ve daha tasarruflu kullanarak gelecek nesillere daha sağlıklı aktarabilmesi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine hayvancılıkta da aynı şekilde çok su tüketiminden ziyade az su tüketen özellikle küçükbaş ve kanatlı hayvan yetişiciliğini Konya elimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 3 yıllık planlamalarımızı yaptık. Güzel, kardeşlenme iyi, gelişim iyi.